Hüzün yılı. Milattan sonra 619 yılında boykotun kaldırılmasından kısa bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir kayıpla karısı Hazreti Hatice'nin ölümüyle üzüntüye boğuldu. Hazreti Hatice yaklaşık 65, kendisi ise 50 yaşlarındaydı. 25 yıl ahenkli ve mutlu bir evlilik yaşamışlardı. Hz. Hatice, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece eşi değil, aynı zamanda onun en yakın arkadaşı, danışmanı ve Ali ve Zeyd dahil tüm ailenin annesiydi. Dört kızı annelerinin ölümüne çok üzülmüşlerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Cebrail'in bir keresinde gelip, Hatice radıyallahu anhaya Rabbinden selam getirdiğini ve cennette olan bir döşek hazırladığını bildirdiğini söyleyerek teselli etti. Hazreti Hatice radıyallahu anhanın ölümünü aslında daha küçük fakat dışarıda büyük etkiler uyandıran bir kayıp daha izledi. Ebu Talip hastaydı ve ölümünün yakın olduğu durumundan belliydi. Ölüm yatağında bir grup Kureyşli lider Utbe, Şeybe, Şems'ten Ebu Süfyan, Cumahtan Ümeyye, Mahzum'dan Ebu Cehil ve diğerleri onu ziyaret ettiler ve ona şöyle dediler. Ebu Talip, seninle gurur duyduğumuzu biliyorsun. Şimdi ise başına bu hastalık geldi ve biz senin için korkuyoruz. Yeğeninle bizim aramızda geçenleri biliyorsun. Onu yanına çağır, bizden ona bir hediye ver ve o bizi biz de onu rahat bırakalım. Bizi dinimizle barış halinde bıraksın dedi. Bunun üzerine Ebu Talip peygamber sallallahu aleyhi ve selleme halkının soyluları seninle anlaşmak istiyorlar dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peki öyle olsun bana bir tek söz verin. Tüm Arap ve İranlıları yönetiminiz altına alabileceğiniz bir söz dedi. Ebu Cehil Babanın üzerine yemin ederim ki bu karşılıklar için bir değil on söz veririz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah yoktur demelisiniz. Ve ondan başka taptığınız her şeyden vazgeçmelisiniz dedi. Ellerini çırptılar ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanrıları bir tek tanrı mı yapacaksın? Senin teklifin gerçekten çok acayip dediler. Kendi kendilerine bu adam istediğimiz hiçbir şeyi bize vermeyecek. O halde kendi yolumuza gidelim ve Allah onunla bizim aramızda hükmünü verinceye dek babalarımızın dinine uymaya devam edelim dediler. Onlar gittikten sonra Ebu Talip peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ey kardeşimin oğlu, gördüğüm kadarıyla sen onlardan kötü bir şey istemedin." dedi. Bu kelimeler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini amcasının Müslüman olması isteğiyle doldurdu. Amca dedi, o kelimeleri söyle ki mahşer gününde senin için şefaat edebileyim. Ebu Talip, ey kardeşimin oğlu, eğer Kureyşlilerin bu kelimeleri ölüm korkusuyla söylediğimi zannedeceklerini bilmeseydim onları söylerdim. Söylediklerimle seni de memnun ederdim dedi. Ölüm Ebu Talib'e yaklaştığında Abbas dudaklarının kıpırdadığını gördü ve kulaklarını dudaklarına yaklaştırarak ''Kardeşim senin ona söylediğin kelimeleri söyledi.'' dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Ben duymadım.'' dedi. Korunması olmayanların Mekke'deki durumları gittikçe kötüleşiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan önce Ebu Bekir radıyallahu anh çok nüfuzlu bir adamdı. Fakat Ömer radıyallahu an ve Hamza radıyallahu an gibi tehlikeli ve hiddetli değildi. Bu yüzden onun manevi gücünü görenlerden başkasında korku uyandırmıyordu. İslam onunla Kureyşliler arasına girdiğinde ise Mekkeliler arasındaki tüm nüfuzu kayboldu. Fakat buna paralel olarak müminler arasındaki nüfuzu arttı. Ebu Bekir radıyallahu an birçok kişinin Müslüman olmasına neden olduğu için müşriklerin özel düşmanlığını üzerine çekiyordu. Hatice'nin üvey kardeşi Nevfel'in oğlu Esvet radıyallahu anh'ın Müslüman olmasına da Ebu Bekir radıyallahu an vesile olmuştu. Bu yüzden Nevfel Ebu Bekir ve Talha üzerine bir saldırı düzenledi ve onları yaralı bir şekilde yolun ortasına bıraktı. Tim kabilesinden hiç kimse Esedlilerin bu saldırısına karşı çıkmadı. Bu da Müslüman olan iki ileri gelen adamlarını kendi kabilelerinden reddettiklerini gösteriyordu. Bundan daha kötü olaylara da rastlanıyordu. Hz. Ebu Bekir'in Bilal radıyallahu anh'ın eski sahibi ve aralarında yaşadığı Cuma'nın lideri olan Ümeyye ile arası gittikçe kötüleşiyordu. Bu yüzden göç etmekten başka seçeneği olmadığını fark etti.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Habeşistan'a gitmek için izin istedi ve yola koyuldu. Fakat Kızıl Denize ulaşmadan önce Kureyşlilerin müttefiki olan ve Mekke'den biraz uzakta yaşayan bir grup kabilenin başkanı olan İbn et ne ile karşılaştı. Bu bedevi lider şimdi gezgin bir münzeviyi andıran Hazreti Ebubekir'i zengin ve nüfuzlu olduğu dönemlerden beri tanıyordu. Bu değişikliğin sebebini soran Bedeviye Hazreti Ebu Bekir, halkım bana kötü davrandı ve beni dışarıya sürdü. Şimdi benim tek yapacağım şey Allah'a ibadet ederek yeryüzünde dolaşmaktır dedi. Bunu neden yaptılar dedi İbnet ne? Sen kabilenin ileri gelen tüccarlarından biriydin. Herkese yardım eder, hakkı korur ve doğruluktan ayrılmazdın. Geri dön çünkü sen benim korumam altındasın.'' Onu Mekke'ye geri götürdü ve topluluk önünde ''Ey Mekkeliler, ben Ebu Kuhafe'nin oğlunu korumam altına alıyorum. Ona iyilikten başka bir şey yapılmasına izin vermeyin.'' dedi. Kureyşliler onun korumasını kabul ettiler ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın emniyette olacağına söz verdiler. Fakat Beni Cumahlılar İbned Duhunne'ye ona Rabbine duvarlar arasında ibadet etmesini, duyulmadan ve görülmeden namaz kılıp Kur'an okumasını söyle. Çünkü onun görünüşü çok etkileyici. Kadınlarımızı ve oğullarımızı saptırmasından korkuyoruz dediler. İbnet Duhun ne bunları Ebu Bekir radıyallahu anha iletti ve Ebu Bekir radıyallahu an belli bir süre evinde namaz kılıp Kur'an okudu. Bu süre içinde beni Cumahlılarla ilişkisi düzeldi. Ebu Talip'ten sonra Haşimilerin başına Ebu Leheb geçti. Fakat Ebu Leheb'in yeğenini koruması sadece sözde kalıyordu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her zamankinden daha kötü davranılıyordu. Bir gün evinin önünden geçen bir adam kapısını açtı ve yemek kabının içinde kokmuş sakatat attı. Bir keresinde de evinin bahçesinde namaz kılarken adamın biri üstüne kan ve pislik dolu bir işkembe attı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu atmadan önce bir sopanın ucuna taktı ve kapının önünden ''Ey Abdülmenaf oğulları bu ne biçim korumadır?'' diye bağırdı. İşkembe atanın Rukiye'nin kocası Osman radıyallahu anh'ın üvey babası olan Şemsli Ukbe olduğunu görmüştü. Eve döndüğünde kızlarından biri onu hem yıkayarak temizliyor hem de ağlıyordu. ''Ağlama küçük kızım'' dedi. ''Allah babanı koruyacak.'' Bu olaydan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te yaşayan Sakiflilerden yardım istemeye karar verdi. Bu karar onun Mekke'deki durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermektedir. Allah'ın eviyle eşdeğer gördükleri lat putunun koruyucuları olan Taiflilerden ne beklenebilirdi? Taif'te de Mekke'de olduğu gibi istisna kişiler bulunabilirdi. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeşil otlaklar, meyve bahçeleri ve ekin tarlalarının etrafını çevirdiği Taif'e giderken ümitsiz değildi. Oraya vardığında Sakif'in lideri olan Amr ibn Umeyye'nin evine gitti. Amr ibn Umeyye, Velid'in kendisinin Taif'teki eş değeri olduğunu söylediği adam ve iki şehrin iki büyük adamının ikincisiydi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı tebliğ edip düşmanlarına karşı korunma istediğinde içlerinden biri hemen eğer Allah seni gönderdiyse Kabe'de asılı olanların hepsini aşağıya indiririm dedi. Bir diğeri Allah senden başka gönderecek adam bulamadı mı? Üçüncüsü seninle konuşamam. Çünkü eğer sen söylediğin gibi Allah'ın resulüysen benim hitap edemeyeceğim kadar yücesin ve eğer yalancı seninle konuşmam uygun olmaz dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belki de Taifli başkalarını denemek üzere onlardan ayrıldı. O ayrılır ayrılmaz Sakifliler çocuklarını ve kölelerini onun üzerine saldılar ve onunla alay edip bağırdılar. O denli büyük bir kalabalık toplandı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özel bir bahçeye sığınmak zorunda kaldı. O içeri girdikten sonra kalabalık dağılmaya başladı. Devesini bir hurma ağacına bağlayarak bir asmanın gölgesine sığındı. Kendini güvenlik ve barış içinde hissedince şöyle dua etti: "Allah'ım, insanlar karşısındaki zayıflığımı, güçsüzlüğümü ve cesaretsizliğimi sana söylüyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, sen zayıfların Rabbisin ve sen benim Rabbimsin. Beni kimin ellerine emanet ediyorsun? Bana kötü davranan yabancı birinin ellerine mi yoksa bana karşı silahlandırdığın bir düşmana mı? Buna aldırmam. Yeter ki senin gazabın olmasın. Fakat senin yardımın benim için daha geniş ve daha rahattır. Tüm karanlıkları aydınlatan, ve bu dünyayı da ahireti de düzene sokan nuruna sığınıyorum. Yeter ki senin kızgınlık ve gazabın üzerime olmasın. Dilediğine yardım etmek senin elindedir. Senden başka güçlü ve kuvvetli yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı yer göründüğü gibi boş değildi. Her Kureyşli zengin olup Mekke'nin sıcak günlerinde serinlemek için Taif'ten yeşil bir bahçe satın almak isterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı bahçe Sakiflilerin değil Şemsli lider Utbe bin Şeybe'nin malıydı. İkisi de olanları görmüş ve Sakiflilerin bir Kureyşli'ye böyle davranmasına öfkelenmişlerdi. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendileri gibi oğullarındandı. Aralarındaki mesele henüz kapanmamıştı. Onu son olarak Ebu Talib'in ölümünde görmüşlerdi ve şimdi ne kadar korumasız olduğunu görüyorlardı. Biraz cömertlik yapıp Hristiyan köle addası çağırdılar ve ona şuradan birkaç salkım üzüm al, tabağa koy, şu adama ver diye emrettiler. Addas emredileni yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzümden alırken Allah'ın adıyla dedi. Addas merakla onun yüzüne baktı ve bu sözler bu ülke halkının söylediği sözlerden değil dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Nerelisin ve hangi dindensin?'' diye sordu. Adas ''Ben Hristiyanım ve Ninovalıyım'' dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Yani doğruluk timsali Matta'nın oğlu Yunus'un şehrinden'' dedi. ''Sen Matta'nın oğlu Yunus'u nereden biliyorsun?'' diye sordu Adas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''O benim kardeşimdir, o peygamberdi.'' Ben de peygamberim cevabını verdi. Bunun üzerine Addas onun başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Bunu görünce iki kardeş aynı anda birbirlerine bağırdılar. Bu köle de fazla oldu. Hemen ona kapıldı. Addas peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılıp yanlarına gelince, "Yazıklar olsun sana Addas. Neden o adamın başını, ellerini ve ayaklarını öptün?" dediler. Onlara şu cevabı verdi. "Ey sahibim, Dünyada bu adamdan daha değerli bir şey yok. Bana sadece bir peygamberin bileceği şeyler söyledi. Yazıklar olsun sana adas dediler. Onun seni zehirlemesine izin verme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sakiflilerden bir şey elde edemeyeceğini anlayınca Paif'ten ayrıldı ve Mekke'ye doğru yola koyuldu. O gece geç saatte Nahle Vadisi'ne ulaştı. Nahle, Mekke ile Taif'in tam ortasındaydı. Tam peygamberliğinin reddedildiğine inandığı bir anda, çok uzaklardan, Ninova'dan gelen bir adam onun peygamberliğini kabul etmişti. Nahle'de namaz kılarken okunan, Kur'an'ı duyan bir grup cin, Neşibin'den gelen yedi cin yanında Kur'an'ı dinlemeye koyuldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara gönderilmediğini biliyordu. Kısa bir süre önce gelen vahiy bunu teyit ediyordu. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Daha önce indirilen surelerden birinde de hem insanları hem de cinleri cennet ve cehennemle korkutmak için gönderildiği bildiriliyordu. Yeni gelen bir ayette de de ki bana gerçekten şu vahiy olundu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler. Doğrusu biz büyük hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. O Kur'an gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden de biz ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Başka bir surede de cinlerin nasıl kendi toplumlarına gidip Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme itaate çağırdıkları anlatılır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki gün kadar önce kendisini evinden ayrılmaya zorlayan şartlara geri dönmek istemiyordu. Eğer bir koruyucusu olsa görevini daha iyi yerine getirebilirdi. Beni Haşim onu korumuyordu. Bu yüzden o da annesinin kabilesine sığınmaya karar verdi.'' Orada durum biraz anormaldi çünkü Zühre kabilesinin en etkili ve ileri gelen adamı aynı kabileden olmayan ve Taif'ten gelen Ahnas İbni Şerik idi. Uzun süreden beri Zühre'nin müttefiki olduğu için Zühreliler onu başkanları olarak kabul ediyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yardım istemeye karar vermişti. Yolu üzerinde kendinden daha hızlı giden bir atlıya rastladı ve ondan Ahnas'a şöyle bir mesaj gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah'ın mesajını insanlara aktarabilmem için beni koruman altına alır mısın? Atlı o denli hızlıydı ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya ulaşmadan olumsuz cevabı geri dönerek iletti. Ahnaz sadece bir müttefik olduğunu ve kabilenin üstüne bir koruma yüklemeye hakkı bulunmadığını bildiriyordu. Mekke'den çok uzakta olmayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı ricayı Süheyl'e gönderdi. Onun cevabı da aynı şekilde ümit kırıcıydı fakat öne sürdüğü sebebin İslam'a karşı çıkışıyla ilgisi yoktu. Kabileler arası bir meseleye yol açmak istemiyordu. Mekke vadisi içinde onun kabilesi diğerlerinden uzak bir konumdaydı. Çünkü Luay'ın oğlu Amir'in soyundan geliyordu. Halbuki diğer bütün kabileler kabın soyundan geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehre girmekten vazgeçti ve ilk vahyin geldiği Hira mağarasına gitti. Oradan kendisine daha yakın olan ve boykotu kaldıran beş kişiden biri olan Nevfel'in şefi Mutim'e haber gönderdi. Mutim bunu kabul etti ve bırakın şehre girsin diye haber gönderdi. Ertesi sabah oğulları ve yeğenleriyle silahlanmış bir şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'ye götürdü. Ebu Cehil onlara peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin takipçileri mi olduklarını sordu. Onlar sadece onu korumamız altına alıyoruz dediler ve mahzumlu da sizin koruduğunuzu biz de koruruz demekten başka söyleyecek söz bulamadı. Senin yüzünün nuru Ebu Talib'in karısı Fatıma radıyallahu anha kocasının ölümünden önce veya sonra Müslüman olmuştu. Ali ve Cafer radıyallahu anhumanın kız kardeşleri olan kızı Ümmühani radıyallahu anha da İslam'a girmişti. Fakat kocası Hubeyre Allah'ın birliği mesajına kapalıydı. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlerine geldiğinde onu iyi karşılar ve namaz vakti ise evdeki Müslümanlar cemaatle namaz kılarlardı. Bir keresinde hepsi yatsı namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kıldıktan sonra Ümmühani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi geceyi kendi evlerinde geçirmeye davet etti. Hazreti Peygamber onun teklifini kabul etti.'' Fakat uyuduktan kısa bir süre sonra kalktı ve mescidi harama gitti. Çünkü geceleri Kabe'yi ziyaret etmeyi severdi. Oradayken uyku bastırdı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'de uyudu. Ben Hicr'de uyurken dedi, Cebrail geldi ve ayağıyla beni dürttü. Uyandım ve etrafta hiçbir şey göremeyince tekrar yattım. İkinci kez geldi. Üçüncü kez yine geldi ve beni kolumdan tutup ayağa kaldırdı. Birlikte mescidin kapısından çıktık. Orada eşekle katır arası beyaz bir binek vardı. İki yanında bacaklarını oynattığı yerde kanatları vardı ve her adımı gözün görebileceği uzaklığa varıyordu.'' Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak adlı bu bineye Cebrail'le nasıl bindiğini, Cebrail'in göğe yükselirken bineğin hızını, yönünü ayarladığını, kuzeye Yesrib ve Hayber'in ötesine gidip Kudüs'e vardıklarını anlattı. Orada bir grup peygamberle İbrahim, Musa, İsa ve diğerleriyle karşılaştılar. Mescitte namaz kılarken bütün peygamberler onun arkasında namaz kıldılar. Daha sonra... Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önüne iki fıçı kondu. Biri süt, biri şarapla doluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süt dolu fıçıdan aldı ve içti. Şarap fıçısına dokunmadı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Sen doğru yola yöneltildin. Sen de halkını o yola yönelttin ve şarap sana yasaklandı. Daha sonra kendisinden öncekiler gibi Ennoh, İlyas, İsa ve Meryem gibi o da bu dünyadan semaya yükseltildi. Kudüs toprağının ortasındaki bir taşın üstünden tekrar Burak'a bindi. Burak onu yükseltti ve İlyas'ın ateş arabasının işlevini gördü. Artık kendi asıl halinde görünen Cebrail aleyhisselam onları dünyevi şekil yer ve zamandan uzaklaştırıp semaya yükseltti yedi semadan her birinden geçerken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle birlikte Kudüs'te namaz kılan peygamberleri tekrar gördü. Dünyada onları cismani bir şekilde görmüştü. Oysa şimdi onları semavi şekillerinde görüyor ve gördüklerine hayretle bakıyordu. Yusuf aleyhisselamın yüzünün dolunayın parlaklığı gibi olduğunu ve tüm güzelliklerin yarısına sahip olduğunu söylemişti. Fakat bu bile onun diğer peygamberler karşısındaki şaşkınlığını gidermemiş. Bu yüzden de ayrıca Harun'un güzelliğinden bahsetmiştir. Gökte gördüğü bahçelerle ilgili şunları söylemiştir: "Yay büyüklüğündeki bir cennet parçası, güneşin doğup battığı tüm alandan daha iyidir. Eğer cennet kadınlarından biri yeryüzünün insanlarına görünse, gökle yer arasındaki bütün alanı ışık ve güzel koku ile doldurur." Orada gördüğü her şeyi ruh gözüyle görüyordu. Tüm dünyevi yaratıklara nazaran kendi ruhsal tabiatı hakkında şöyle demiştir. Adem aleyhisselam henüz su ile çamur arası bir şeyken ben peygamberdim. Göğe yükselişinin zirvesi Sidretül Münteha, en son sidir ağacıydı. Kur'an'da bu şekilde belirtilmiştir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanan eski bir tefsirde şunlar geçer. Sidr ağacının kökü tahttadır ve bu ağaç Peygamber olsun, Cebrail aleyhisselam olsun herkesin bilme noktasının sınırını belirler. Onun ötesi Allah'tan başka herkese gizlidir evrenin bu sınırında cebrail aleyhisselam muhammed sallallahu aleyhi ve selleme asıl şekliyle yaratıldığı gibi göründü daha sonra ayette geçtiği gibi sidreyi örten örtmekteyken göz kayıp şaşmadı ve sınırı taşmadı andolsun o rabbinin en büyük ayetlerinden olanını gördü taberi tefsirine göre ilahi nur sidir ağacına inmiş ve onun ötesindeki her şeyi gizlemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözü kayıp şaşmamış ve sınırı aşmamıştır. Bu peygamberin senin yüzünün nuruna sığınıyorum sözünün karşılığıydı. Sidir ağacında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için elli rekat namaz kılma emrini aldı. Aynı zamanda İslam inancını ortaya koyan şu ayeti de öğrendi. Peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. Onun peygamberleri arasında hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır dediler. Daha önce yüksellikleri gibi yedi gökten tekrar indiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şunları söyler. Dönüşümde Musa'nın o size ne iyi bir dostu yanından geçerken bana sana kaç vakit namaz farz oldu diye sordu. Ben günde elli vakit olduğunu söyleyince namaz ağır bir ibadettir. Senin ümmetin ise zayıftır. Rabbine geri dön ve senin ve ümmetinin yükünü hafifletmesini iste dedi. Bunun üzerine geri döndüm ve Rabbimden yükümü hafifletmesini istedim. O da on vaktini geri aldı. Musa aleyhisselam yanından geçerken yine bana aynı şeyleri tekrarladı. Ben de geri döndüm ve on vakit namaz daha üzerimden kaldırıldı. Fakat her seferinde Musa aleyhisselam beni geri gönderiyordu. Sonunda üzerimde günde beş vakit namaz kaldı. Tekrar Musa'nın yanına gittim. O yine daha önce söylediklerini tekrarlıyordu. Ben Rabbime gittim ve utanana dek azaltmasını istedim. Artık geri dönemem dedim. İşte bu yüzden kim beş vakit namazı Allah'ın merhametine sığınarak ihlas ile kılarsa ona bu elli vaktin sevabı verilir.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam Kudüs'teki o taşın yanına indikten sonra geldikleri yoldan güneyden gelen kervanları görerek tekrar Mekke'ye döndüler. Kabe'ye vardıklarında hala geceydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan yine kuzeninin evine gitti. Ümmühani olayı şöyle anlatıyor. Şafaktan kısa bir süre önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyandırdı ve sabah namazını birlikte kıldıktan sonra bana Ümmühani gördüğün gibi akşam namazını sizinle birlikte bu vadide kıldım. Daha sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi de gördüğün gibi sabah namazını yine beraber kıldık dedi. Gitmek için ayağa kalktı, cübbesini öylesine kuvvetle çektim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü açık kalacak şekilde cübbe üstünden sıyrıldı.'' Ey Allah'ın Resulü dedim. Bunu başkalarına söyleme. Çünkü onlar sana yalancı der ve seninle alay ederler dedim. O ise "Allah'a yemin ederim onlara söyleyeceğim." dedi. Mescide gitti ve orada karşılaştıklarına Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlattı. Düşmanları buna çok sevinmişlerdi. Çünkü şimdi ellerinde ona mecnun demek için karşı çıkılamaz bir delil vardı. Kureyşli çocuklar bile Mekke'den Suriye'ye bir kervanın ancak bu ayda varabileceğini ve dönüşün de bir ay olacağını biliyordu. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bir gecede oraya geldiğini iddia ediyordu. Bir grup adam Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a gitti ve ''Şimdi bakalım arkadaşın hakkında ne düşüneceksin? O bize dün gece Kudüs'e gittiğini, orada namaz kılıp geri döndüğünü söylüyor.'' dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh onları yalan söylemekle suçladı fakat onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in o anda mescitte ve yolculuğunu anlatmakta olduğunu söylediler. Ebu Bekir radıyallahu anh o zaman eğer o söylediyse doğrudur. Bunda şaşılacak ne var? O bana gökten haberlerin gece veya gündüz bir saat içinde geldiğini söyledi. Ben onun doğru söylediğini biliyorum. Bu sizin yersiz itirazlarınızın ötesinde bir olaydır dedi. Daha sonra o da mescide gitti ve yine aynı şekilde tasdik etti. Eğer o söylediyse doğrudur. O zamandan itibaren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha doğrunun tasdikçisi ve doğrunun şahidi anlamına gelen Es-Sıddik adını verdi. Bunun yanı sıra olayı inanılmaz bulan bazı kişiler fikirlerinden dönmek üzereydiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye dönerken yolda gördüğü kervanları anlatıyor, kaç gün sonra ve nasıl şehre ulaşabileceklerini söylüyordu. Önceden haber verdiği olayların hepsi yerine gelmişti. Peygamber aleyhissalatu vesselam mescittekilere sadece Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlatmıştı. Hz. Ebu Bekir veya ashabdan başkalarıyla yalnız kaldığında gökte yaptığı yolculuğu ve orada gördüklerinin bir kısmını anlatmıştır. Bunlar genellikle daha sonraki yıllarda sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde ortaya çıkmıştır. Hüzün yılından sonra Hüzün yılından sonraki yıl hac zamanı Haziran'ın başına denk gelmişti. Kurban bayramında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacıların üç gün kamp kurduğu Mina Vadisi'ne gitti. Yıllardan beri çadırların yanına gidip kendisine dinleyenlere hak dini tebliğ etmeyi ve Kur'an'dan bölümler okumayı adet edinmişti. Mina'nın Mekke'ye en yakın noktası yolun kutsal şehir doğrultusunda tepelere doğru yükseldiği Kabe'dir. O yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de Hazreç kabilesinden altı adamla karşılaştı. Hiçbirini tanımıyordu fakat adamlar onu ve peygamberlik iddiasını duymuşlardı. Onlara kim olduğunu söyler söylemez altı adamın gözleri de ilgiyle parladı ve onu dikkatle dinlediler. Onlardan her biri Yesrib'deki komşuları Yahudilerin tehdidini biliyordu. Bir peygamber gönderilmek üzere biz ona uyacağız ve sizi Ad ve İrem kavimleri gibi yerle bir edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince birbirlerine, "Bu gerçekten Yahudilerin bize söyledikleri peygamber. Ona ilk ulaşanların Yahudiler olmasına izin vermeyelim." dediler. Birkaç soru cevap aldıktan sonra altısı da Allah'a ve peygamberine inandıklarını söylediler ve onlara öğretilen İslam kurallarına uyacaklarına dair söz verdiler. Biz halkımızdan ayrılacağız dediler. Çünkü düşmanlık ve kötülükte onlar gibi azgını yok. Belki de senin sayende Allah onları birleştirir ve barış gönderir. Şimdi onlara gideceğiz ve senin dinine uymaları için onlara yol göstereceğiz. Eğer Allah senin sayende onların birleşmesini sağlarsa sizden daha güçlü bir topluluk bulunmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Beni Cumahlılar arasındaki evini düzenli olarak ziyarete devam ediyordu. Bu ziyaretler Ebu Bekir'in en küçük kızı Ayşe radıyallahu anh'ın hatıralarının bir bölümünü oluşturuyordu. O anne ve babasının Müslüman olmadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onları her gün ziyaret etmediği bir zamanı hatırlamıyordu. Hatice radıyallahu anha'nın ölümünü takip eden aynı yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bir adamın bir ipek parçasına sarılı başka birini taşıdığını gördü. Adam ona bu senin zevcen onun örtüsünü aç dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ipek örtüyü kaldırdığında Hazreti Ayşe'yi gördü. Fakat Ayşe sadece 6 yaşındaydı. Kendisi ise 50'yi geçmişti. Yanı sıra Hz. Ebu Bekir kızını Mut'imin oğlu Cübeyr'e vermek için söz vermişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine eğer bu Allah'tan gelen bir emir ise tekrar gelir dedi. Birkaç gece sonra uyurken bir meleğin aynı ipek yığınını taşıdığını gördü. Bu kez kendisi meleğe onu bana göster dedi. Melek ipeği kaldırdı ve yine Ayşe'yi gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine eğer Allah'tan ise bunu tekrar gösterir dedi. Bu rüyaları kimseye hatta Ebu Bekir radıyallahu anh'a bile anlatmadı. Fakat aynı haberi tekit eden üçüncü bir olay daha oldu. Hazreti Hatice'nin vefatından beri Osman İbni Mazun'un zevcesi Havle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev ihtiyaçlarına yardım ediyordu. Bir gün yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeyken onun evlenmesi gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kiminle evleneceğini sorduğunda ise ya Ebu Bekir'in kızı Aişe ya da Zemeh'in kızı Sevde ile cevabını verdi. Süheyl'in yengesi ve kuzeni olan Sevde 30 yaşlarında bir duldu. İlk kocası Süheyl'in kardeşi Sekran onu da Habeşistan'a birlikte götürmüştü. Onlar Mekke'ye ilk dönenler arasındaydılar. Dönüşlerinden kısa bir süre sonra Sekran ölmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Havle'den teklif ettiği iki gelinle de evlilik girişimlerinde bulunmasını istedi. Sevdenin cevabı hizmetindeyim ey Allah'ın Resulü oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sana evlilikte vekil olacak bir adam seç diye haber gönderdi. Sevde, Habeşistan'dan dönen kayını Hatib'i seçti ve Hatip onu evlendirdi. O sırada Ebubekir Bekir an anh de, Mut'imi Ayşe'den vazgeçmeye kolaylıkla ikna etmişti ve Ayşe de Sevde'den birkaç ay sonra Hazreti Peygamber'in eşi oldu. Nikah sırasında Hazreti Ayşe yoktu. Nikah akti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile babası arasında yapıldı. Ayşe radıyallahu anha daha sonraları konumunda bir değişiklik olduğunu bir gün evin yakınında arkadaşlarıyla oynarken annesinin elinden tutup içeriye soktuğu zaman anladığını anlatmıştır. Annesi ona artık sokakta oynamamasını, bunun yerine arkadaşlarının ona gelmesini söyledi. Ayşe radıyallahu anha annesi ona hemen evlendiğini söylememesine rağmen durumu tahmin ediyordu ve sokak yerine bahçe duvarlar arasında oynamaktan başka yaşamı eskisi gibi devam etti. Bu sırada Hz. Ebu Bekir evinin önüne küçük bir mescit yapmak istedi. Mescit etrafı duvarlarla kaplı üstü açık bir yapıydı. Hz. Ebu Bekir orada namaz kılar Kur'an okurdu. Fakat duvarlar yeteri kadar yüksek olmadığı için çoğunlukla bir grup adam onu Kur'an okurken seyredip dinler ve okuduğu vahyin etkisiyle derinleşen kişiliğini fark ederdi. Ümeyye, Ebu Bekir'in neden olduğu ihtidaların artacağından korkuyordu. Onun teklifi üzerine Kureyş liderleri İbn et Duhunne'ye bir mesaj gönderdiler ve koruma şartlarına Ebu Bekir radıyallahu anh'ın uymadığını, mescidin duvarlarının evden bir bölüm sayılmayacak denli alçak olduğunu haber verdiler. Eğer Rabbine duvarlar arasında ibadet edecekse bırak yapsın dediler. Fakat eğer açıktan ibadet etmek istiyorsa korumanı onun üzerinden kaldır.'' Ebu Bekir radıyallahu an mescidinden vazgeçmek istemiyordu. Bu yüzden İbnet Duhun ne ile yaptığı anlaşmayı resmen bozdu. Allah'ın koruması bana yeter dedi. İşte o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ve diğer müminlere şu haberi verdi. Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. İki kaya yığın arasında suyu bol ve hurma ağaçlarıyla dolu bir yer gördüm.